Gençler selam, ben Buğra Başkan. Star Citizen operasyon videosuna hoş geldiniz diyorum. Malum oyun tekrardan ücretsiz oldu. Ben de büyük bir gemiyle bir ekibin parçası olarak operasyon nasıl gidilebilir? Bu temada bir video çekmek istedim. Star Citizen Global ekibiyle birlikte çekeceğiz bu videoyu gençler. Kendileri Türkiye'nin alanındaki en büyük Star Citizen oyuncu grubu. Benim şahsi kanaatimce de en yüksek bilgiye sahip olanları diyebilirim. Bu arada az önce belirttiğim gibi oyun şu anda ücretsiz. Ha siz bir ay sonra bu videoyu izlerseniz tabii ki de o zaman ücretsizlik durumu kalmamış olacak. Ancak benim bu videoyu attığım dönemlerde izliyorsanız videoyu bitirir bitirmez hemen video açıklaması ve başa tutulmuş yorumda yer alan bir numaralı linke tıklayıp üyeliğinizi açın. Ardından da ikinci linke tıklayıp bu üyeliği bedava bir şekilde oyuna girebilecek hale getirin. Böylece oyuna girin, oynayın. Bu oyunu kendiniz tecrübe edin. Tekrar ediyorum. Oyun benim bu videoya attığım tarihler içerisinde şu an için ücretsiz. Tek yapmanız gereken video açıklaması yönergeleri izlemek. Aynı zamanda sonrasında ya ben de bir ekibe katılayım niyetinde olursanız Star Citizen Global ile ilgili linkleri ve oyunu öğrenmeniz için gerekli olan eğitim videoları ile ilgili diğer çekilmiş YouTube videoları ile ilgili de bütün bilgileri video açıklamasına dolduracağım. Oralara bakarsınız. Yani hem sizi oyuna üye olmanızla ilgili gereken bilgiler oraya koyuyorum. Hem de eğitim içerikleri de orada olacak. Her türlü hizmet benden size diyorum. Şimdi çok da fazla oyalanmamak adına direkt koşarak trene bindim. Ekip beni havalimanında bekliyor. Gideyim onlarla buluşalım. Bir briefing yapacağız. Ardından da operasyona başlayacağız. Hadi hayırlısı diyelim. Evet gençler. Metrodan indik. Kaptanım ve ekibin yanına doğru gidiyoruz. Bir görev briefingimiz olacak ilk önce. Ardından Hemred'e binip operasyona başlayacağız hayırlısıyla. Bakalım bizi Spaceport'ta bekliyorlardı. Heh buradalar. Tamamdır. Kaptan, ben geldim. Hoş geldin Buğra. Bugün güzel bir görev yapacağız. Bu nadir çıkıyor görev, her zaman çıkmıyor. Bu görevde öncelikle bir kripto key var, onu alıp uzay üssünü etkisiz hale getireceğiz. Daha sonra da oradan üstümüzdeki korsanlığı kaldıracağız. Tabii bu arada hem NPC'ler hem oyuncular, hem NPC polisler hepsi bize düşman olarak saldıracak. Yani bir PvP durumumuz da var abi. Hem yer hem üst uzay savaşı yapacağız. Tarot görev dağılımını tanıtıyorum. Üst tarot Buğra'da, sağ ön tarot Ömer'de, sol ön tarot Muhammed'de, sağ arka tarot Erkan'da, sol arka tarot Efe'de olacak. Hadi başlayalım beyler. Haydi bakalım. Hangar işe geçiyoruz. Ay ay kaptım oradan diyerekten gidelim. Kaptan, hangar 5'te değil mi gemi? Hangar 5'te, gelin beyler. Anlaşıldı. Evet gençler, briefing'i aldık. Şimdi gemiyi çıkartmışlar önceden. Hangara doğru ilerliyoruz. Ardından Hemret isimli çok büyük bir gemiye bineceğiz. Birazdan göreceksiniz. Oldukça güzel bir macera bizi bekliyor diyebilirim. Tabii bu arada Muhammed bizi yukarıda bekliyor. Onu o yukarıdaki uzay üstünden aldıktan sonra görev yerine geçeceğiz. Bilginiz olsun. Anlaşıldı kaptan. Kapından çekil. Üstüne asansör iniyor. Aman gelin aman. Beyler. Binelim. Kaptan. Ön taratın lokasyon neredeydi? Ben hepsini göstereceğim size. Herkes içeride mi? Çıkıyoruz. Bir tane de kaçak yolcumuz var şurada. Aynen NPC. O da çok güzel. O da bizimle geliyor. O da bizimle geliyor. Hayırlı olsun. Bu iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Bunu göndermemiz lazım buradan. Yolda bunu öldüreceğiz mecburen. Yapacak bir şey yok. Binmeyeydi. Bu güvenlik gücü biz korsan olduğumuz anda bize saldıracak. Hadi. Kaçak bir yol. Kaçak yolcu var gemide kaptan. İyi oldu. Evet, burası Buğra'nın mekanı. Orta tarot. Bura benim mekan. Buradan gidiyorum abi. Şu önümde görmüş olduğunuz tarot, sol arka tarot. Burası Efe'nin. Erkan, kaptan ben burası... senin yanına geleyim de.
Karşı tarot. Burası Erkan senin tarotun. Gemi oldukça büyük bu arada. O yüzden kaptanın tek Orada tek görev dağılımı kanka. yapması gerekiyor. Henüz karşı. Malum gençler söyledim, bu oyun böyle. Tam bir uzay simülasyonu. Kaptan. Dinliyorum. Müsaitlik durumu varsa bir köşkü ziyaret edebilir Müsaade miyiz? tabii ki. Bu Peşindeyim. sağın senin Ömer. Bu diğer gemilerden farklıdır. Köprüsü altta olan bir gemi. Hamret adı üstünde kafa atan bir gemi diğerlere gerek duyduğunda. Çekiç kafa. Bu köpek Köprüye balığındaki gidiyoruz şu anda. çekiç Aynen kafalı öyle. köpek balığından esinlenmişler herhalde. Evet. Burası geminin köprüsü. Firepower'u çok yüksek bir gemiden bahsediyoruz, değil mi? Kesinlikle her bir tarotta size 4 4 tane silah olan toplam 6 tarotunda 24 tane size 4 silahla önündeki her şeyi un ufak eden bir şey gemi. Ayrıca geminin bir diğer özelliği de üzerinde 28 tane füze atabiliyor. Ey maşallah. Ben kalkış iznini aldım. Tamamdır Muhammed'i kaptan. Ben aldım. de Doğru gidiyorum. dış kameradayım. Sana yön veririm. Şöyle de bir gemiyle bir dışarıdan izleyiciye de bir göstermiş olalım. Evet gençler, gemi bu. Demin az önce Tayra abi görev dağılımını yaptı. Sen şu tarafa, sen bu tarafa dediği, bakın şu dışarı doğru olan çıkıntılar, bunların her birisi olası bir çatışmada adeta ölüm kusuyorlar. Zaten birazdan çatışma esnasında bu silahların ne kadar büyük hasar verebildiğini göreceksiniz. Benim diğer çektiğim videolarda ben çoğunlukla tek başımaydım ya da iki kişiydik. Bu videoda ekip olarak oynuyoruz. Hani hep bahsi geçer, Star Citizen'ın büyük gemileri ekip gemileridir. Birden fazla kişiyle idare edilmelidir. Bu videoda biraz buna şahit olacaksınız. İlerleyen dönemlerde, yani bu oyunun peşleri gelmeye devam ettikçe, ufak ufak işte gemide mühendis, doktor vesaire gibi diğer rolleri yapan oyuncuların da olması gerekecek ki, diyelim ki gemi hasar aldı, işte mühendis bununla ilgili bir şeyler yapacak, işte motor bölgesinde olan bir oyuncu olacak. Kaptan, bu gemi toplamda full mürettebat kaç kişilik ekibiyle beraber, yani destek ekibiyle beraber? Tarotlarda olması gereken mürettebe sayısı 6. Bir pilot, bir yardımcı pilot artı bir mühendis minimum gerekli. Yardımcı pilot kullanmadığın takdirde minimum 8, maksimum 10 kişi rahat idare ettirebilecek bir gemi. Kaptan, iniş takımlarını da kapattık. Evet, kalkış güzergahımızı izleyerek kalktık. Şu anda Muhammed sana doğru geliyoruz. Kaptanımız yan tarafımızda. Gemi idare ediyor gençler. Ben dış kameraya geçeyim de şu görsel şöleni izleyelim. Booster'ları da şey, kaptan motorları köklemiş. Oyunun grafikleri şahane. Bu arada daha önceki videolarımda da vardı. Lorville denilen bölgeden kalkış yaptık. Öyle değil mi kaptan? Doğru söyledim şeyin ismini. Doğrudur. Hüsnü Lorville'den kalk. Houston Everest gezegeni. diyorsun. Houston gezegeni. Lorville'den kalktık. Şimdi gezegenin üzerinde bulunan Everest Harbor diye bir istasyon var. Oradan bir ekip üyesini daha alıp ardından operasyonu başlatacağız. Uygun bir piste çıkış yap. Seni o pistten direkt alayım. İniş yapmayalım. İki kilometre sonra sendeyiz. Oyuncuyu bir an önce acele edebilmek adına direkt gemiyi indirmeyeceğiz. Uzayda bize doğru zıplayarak gelecek. Bu oyunda bu tarz şeyler zaten yapabiliyor. Daha önce göstermiştim. Kaptan kapıları açacak. Arkadaşı da böyle uzaydan, havadan alma bir durumumuz olacak. Ben de size onu zaten böyle dış kamerayı kullanaraktan göstereceğim. Yani Star Citizen tek başınıza da güzel oynayabileceğiniz bir oyun. Ama böyle oynadığınız zaman çok çok daha güzel. Bu arada bir kez daha altını çiziyorum. Videonun başına çok kısa bahsettim. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama benim bu videoyu yayınladığım dönemde, an itibariyle şu anda bu oyun ücretsiz. Videonun açıklamasına koyduğum linkleri kullanmak suretiyle oyunu bedavaya oynayabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Girin, kendiniz oynayın. Oyunla ilgili farklı farklı görüşler vardır. Olumlu, olumsuz.
Bunları bir kenara bırakın ve sadece kendiniz tecrübe edin. Sonra kendi tecrübenizden sonra iyidir, kötüdür kendi kararınızı verirsiniz. Baktı oyun sardı, devam etmek istediniz ve daha iyi oyunu aldınız ya da almadınız hiç fark etmez. Star Citizen Global ekibi var. Ben de bu ekibin bir parçasıyım bu arada. Hani bu videoyu bu ekiple birlikte çekiyoruz. Tahir abi de sağ olsun kaptan. O da biz ona Türkiye'nin Star Citizen Türkiye sorumlusu diyoruz kendi aramızda esprisine. Star Citizen Global Türkiye'nin en büyük Star Citizen oyuncuları grubudur. Bu ekibinde gerekli linklerini video açıklamasına koydum. Oradan Discord'a ulaşabilirsiniz. Hatta bir de yine bu ekibin üyelerinin çektiği çok güzel eğitim videoları vardır. Türkçedir. Her türlü yani sıfırdan gemiyi aç, kapa, kaldır, uçur, yön bulma. Bununla da ilgili bir de eğitim videoları da var. Ekstradan bu detayları da video açıklamasına ekledim. Yani halihazırda oyunu aktif bir şekilde oynayacaksanız ve bir ekip arama konumuna geldiyseniz de video açıklamasındaki linkleri kullanarak ekibinizi bulabilirsiniz. Artık gelirseniz o saatten sonra benden de bir selam söylersiniz Tahir abi. Bu arada bizimkiler herhalde bir silah testi yapıyorlar. Şöyle bir kaptan senin için de uygunsa ekip bir bassa silahlara. Çok güzel bir görüntü oluşuyor çünkü bu gemiyle. Beyler hep birlikte ateş edelim. Tüm silahlar ateş etsin. Tüm tarotlar. Sol ön sağ arka. İki tarafımız ateş ediyor kaptan. Aynen. Sağ arka ve sol ön tarot Heh, ateş etmiyor o da şu dönmeye anda. başladı. Üçü de Sol ön üçüncü. tarot boş şu anda. O Muhammed olacak. Tamam. Zaten üst tarafta sen olacaksın. En üst Yani tarafa şunlara ben iki tane geçeceğim. ben iki. Sol öne tamam sol öndeki adam demin bir internet bağlantı sorunu yaşamıştı. Olur o kadar. Yok yok, şu anda alacağımız kişi zaten sol ön tarot sorumlusu. Ha tamam o zaman biz Bu bütün istasyonlar. tamam o okey okey. Sağ bir tek arka tarafı kalıyor galiba. Anladım. Arka tarafta da Erkan vardı. Tamamdır. Çok güzel değil mi gençler görüntü? Ya bir bu gemiyle çatışmaya girdiğimizde şimdi tabii biraz serbest sıkıyorlar. Bir de etraftan bize sıkanlar olacak. Hani Star Wars alt etmiş diyelim. Birazdan şahit olacaksınız. Burada Anladığım kadar. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Erkan'ın ateş edememe nedenini buldum. Ben bu yeminiz. Ateş et Erkan tekrar. Tamam. İşi temizlendi. Bu geminin diğer tüm kendi sınıfındaki gemilerden farkı 360 derece koruma sağlayabilmesi. Üst, alt, arka, ön, neresi dersen de üstünlüğü o. Atış gücü olarak tamamen silaha yönelik bir gemi, manevra gerektirmeyen bir gemi. Üretim amacı da büyük kargo gemileri olsun, işte büyük organizasyon savaşları olur ya da büyük battle'lara, savaşlara girdiğiniz zaman oradaki avcı gemilerin yok edilmesi amacıyla üretilmiş bir gemi. Yani küçük gemi yok edicisi. Yani 50 tane gemiye bir testten bahsediyorum kendi yaptıkları. 50 tane NPC'ye koydular. Uçak ne diyelim tek kişilik savaş gemisi. Ve yine NPC'lerin yönettiği bir hamlet hepsini temizledi. Eğer takım çalışması gayet güzel olursa yok edemeyeceğiniz grup yok. Yapamayacağınız görev yok. Alet sağlam. İstasyona yaklaştık. Şimdi ekip üyelerinden birini daha alacağız. Ardından kaptan rotayı belirleyecek ve görev yerine intikal edeceğiz. Başkan, pardon kaptan. Şimdi briefingde söyledin ama parçalara bölelim tekrardan. Bir tık izleyici de daha rahat anlasın. Adım adım ne yapıyoruz? İlk önce görevimizi seçtik. Göreve göre herkesin görevlendirilmesini yaptık gemideki. Daha sonra da görev yerlerine gidip görevin gereğini yapacağız. Hep görev görev dedim gerçi. Biraz kötü bir cümle oldu ama. Görev, operasyon. Operasyonumuzdaki herkes işini yaparak temiz bir şekilde gideceğiz. O, sen görevin tanımını soruyorsan ilk önce gidip yer üstünden bir tane kripto çipimiz var. Hacklemeye yarıyor bu çipler her türlü. Hem üstleri hem kendi personel dosyalarını hacklemeye yarayan bu çipleri ben bir tanesini alacağız yer üstünden. Daha sonra uzay üstüne gidip oradan uzay üstünün sağ üstte gördüğünüz o Wi-Fi işareti var. Görünürlüğünü kapatacağız. Bu sayede UI bize göremeyecek her Şu türlü suçu yukarıda. işlemi duruma getireceğiz. Oradaki Yukarıdaki şarttan tüm bahsediyorum. NPC ve
oyuncular bize saldıracak, polis kuvvetleri gelecek. Bu sırada oradan sağ kurtulup daha sonradan da kendi üzerimizdeki korsanlığı yok etmek üzere Houston'daki security post depoya bir saldırı düzenleyeceğiz bu gemiyle tekrar. Ben duruyorum bu arada. Muhammed, kapakları açıyorum. Ön üst kapaktan giriş yap. Bu arada biz şu karşıdayız. Kaptanla birlikte yan yana oturuyoruz. Muhammed geliyor. Bakın şurada uzayda. Bize doğru gel Muhammed. Şöyle daha rahat gösteriyorum. Direkt üstten gir Muhammed. Arkaya Aynen gitme. üstten. Üstten gir. Aynen. Önden gir. Doğru yerdesin. Kaptan ön Kapıya kapağı açtı. gelmiştikten sonra kapıyı açtı. Girersin. Aynen. Hop, tamam, sen kapıyı açamadın. Ömer, sana zahmet, üst kapak kapısını açsana. Tamamdır abi. Bekle Muhammed. Gemi gerçekten şahane bu arada. Bu arada kaptan, ben Star Citizen'da bu kadar büyük bir gemiyi kullanmak istiyorsam İlla sitedeki o yüksek rakamları ödemek durumunda mıyım yoksa başka alternatiflerim de var mı? O Üst kapak rakamların açıldı. hiçbirini ödemek zorunda değilsin. Tamamen oyun içi kazandığın parayla, oyun içinde şu anda satılan ya da satılmayan, ileride çıkacak tüm ekipmanları, tüm gemileri, tüm silahları, yani aklına gelebilecek her şeyi alabileceğin bir oyun. Yapman Ya gereken sadece oyun almak. yani Herhangi bir söyle. aylık ödeme yapmak zorunda değilsin. Herhangi bir şekilde expansion çıktı diye bir durum yok. Ekleyecekleri, çıkaracakları her şey oyuna, fiyatına dahil. Yani söylenenlerin aksine illa da çok aşırı derecede rakamlar ödememe gerek yok. En basit paketten girip mesela şu anda benim olduğum gibi oyun içerisinde emeğimi vererek böyle büyük bir gemiyi kullanabilirim. O bu anlama Kesinlikle. geliyor. Peki kaptan diyelim ki ben bir şekilde bu ekipte değilim ya da birileriyle oynamak istemiyorum. Bu tarz bir gemi kullanmak istiyorum ya da bunun bir benzeri maden gemisi kullanacağım veyahut da işte taşıma gemisi kullanacağım ama ya insanlarla da uğraşmak istemiyorum. Ben diyelim ki böyle bir oyuncuyum. Ama büyük de bir gemi istiyorum. Seviyorum bu kadar böyle büyük gemiler kullanmayı. Ekibimin olsun istiyorum ama insanlarla da uğraşmak istemiyorum. Böyle bir durumda ben ne yapmalıyım peki? Bunun da bir çaresi var mıdır? Onun da bir çaresi var. O durumda yapacağın şey NPC kiralamak. İşçi NPC kiralayıp kiraladığın NPC'leri görevlendirerek istediğin gemiyi kullanabilirsin. Yani adama kargo taşıma görevindesin atıyorum. Öyle bir görev aldın. Gidip onu yapmak için büyük bir Orion'la tek tek insan aramana gerek yok. Maaşını ödediğin sürece NPC'ler de aynı şeyi senin için yapabilecekler. Yani ben bir tane büyük bir kargo taşıma gemisi mesela Caterpillar denilen gemiyi alıp ya bana güvenlik olsun diyerekten de onun içerisine 3-4 tane gunner kısımlarına koyacak. Yani kargo gemimin korumasını yapacak. Yapay zeka gunnerlar, oyuncular kendime kiralayabileceğim oyun içerisinde. Aynen öyle. Kesinlikle. Yarın bir gün oyuna mühendislik işte tamirat vesaire işleri eklendiğinde de bunlarla ilgili NPC'leri de sanırsam alabiliyorum. Evet, onları alabiliyorsun. Burada bir dikkat edeceğin husus NPC'lerin ölmemesi ve NPC'lerle aranın iyi olması. Nasıl aram iyi olacak peki yani NPC'lerle ilişkimi ben nasıl kuracağım? Yani onların ihtiyaçlarını zamanında karşılayacaksın. Adamları aç bırakmayacaksın. Onların görev saatini sen belirliyorsun. O normalde günlük 8 saat çalışması gerekiyorsa sen buna 12 saat çalıştırdığında senle arası doğal olarak fazla çalışmadan dolayı kötü olacak. Tıpkı gerçek Bir de hayattaki gibi. bunların sen Aynen öyle. Bir de bunun sen yemeği, içmesi, boş zamanı, bu vakitleri adama vermezsen, sen istesen maaşının iki katını ver, görevi bırakıp seni orada terk edip gidebilecekler. Yani eğer ben ekibine karşı düzgün bir kaptan olmazsam, ekip üyelerim de NPC'ler olarak bana saygı göstermezler. Bir nevi aslında gerçek hayattaki insanların da gösterebileceği davranışın bir benzerini gösterecek NPC'lerde. Aynen öyle. Bu arada NPC kaptan maaşları otomatik şeylerimiz ödeniyor, değil mi? açık.
Kapılarımız açık her türlü. Onu Kapanıyor. da bir Hepsi belirteyim. kapanıyor. Görev yeri seçilebilir bir nokta değil. Çünkü burada bunu belirteyim size göreve giderken. Hem izleyiciler için de bunu izleyecek arkadaşlar için de. Bu tarz görevler aldığınızda sizi özel noktalara götürürler. Bu noktalar kaçakçıların, oyun içi korsanların, oyun içi aklınıza gelecek her türlü yasa dışı eşyanın satıldığı yerlerdir. Mesela bir yerde görürsünüz Vice satılır. Şu şekilde Bilmem haritadan göstereyim. Entam satılır. Bunların alınıp satılabildiği, normalden daha fazla para getiren ve size her zaman korsan yapacak olan ürünler. Şimdi Yani onlardan bir gidiyoruz. aslında biraz da sakat bir görev yapıyoruz diyebiliriz o zaman kaptan. İşin sonunda korsan olacağız. Çünkü Yui'nin, şöyle düşün, bir polisler var bir alanda, gerçek hayattan bahsedelim. Radarla yol kontrol ediyorlar. Sen gidip radarı kapatıyorsun. Bizim yaptığımız işlem o şu anda. Yui nedir? Yui, İnsan İmparatorluğu. United Empire of... Yani Star Citizen'daki devlet diyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Bunun tarihiyle ilgili de ayrıyetten size bir video gelecek. Yani Pan bu Fox arkadaşımızdan, oradan Star Citizen tarihini Türkçe olarak dinlemek isterseniz oradan görebileceksiniz. evet, benim az önce bahsettiğim ilgili videolar, linkler kısmında ben bunların hepsini video açıklamasına koyacağım. Yani oyunun gelişme aşaması sürekli olarak devam ederken bir de her gün gençler sürekli olarak hikayede yeni bir şeyler ekliyorlar. Ve oyunun bir arka plan hikayesi gitgide genişliyor. Yani biz insanlık olarak bu oyundaki evren bir günde bu duruma gelmedi. Pek çok şey oldu. Bu esnada ufak ufak sanırsam atmosfere giriyoruz. Çünkü geminin burnundan alevler çıkmaya başladı. Oldukça güzel Atmosfere bir yalıyor efektir. şu anda. Kaptan, indiğimiz yerde uzay çatışması var mı yoksa birimiz girip hack işini mi yapacak? Birimiz gidip çip alacak. Şu anda Anladım. zaten korsan üstüne gidiyoruz. Boş üst konumunda şu anda herkesin girip kaçak malları satın alıp sattığı yere gidiyoruz. Buradan tek yapacağımız çipi almak. Anlaşıldı. Bu arada gençler, şu görüntüye dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Yani hakikaten İnanılmaz. Hatta şöyle içeriden de göstereyim. Tabii siz bu oyunda gezegenlere Doğru. inerken bu kadar yüksek düzeyde vakit harcamanız gerekmiyor. Yani bir tık daha direkt olarak özellikle hedeflenilebilen yerlere, böyle yasa dışı olmayan bölgelere direkt kuantumla, yani bir nevi minik ışık hızı atlamasıyla gidebiliyorsunuz, ama ben manuel olarak gezegenin bir noktasına ineceğim diyorsanız, ki bu bizim gibi görev bölgesi de olabilir, sizin herhangi istediğiniz bir yerde olabilir. Bakın, bunu daha önceki videoda da söyledim. Herhangi bir gezegenin, herhangi bir ayın, herhangi bir uzay objesinin, asteroide kadar herhangi bir yerine geminizi kondurabilir. Ardından gemiden çıkıp inebilirsiniz. Şu an için tek bir sistemdeyiz. Bu sistemlerin sayısı artacak. 100, 200, 300 vesaire. Şimdi Tahir abi de detaylarını verir. Oyunun çapını ve boyutunu hayal edin. Ve biz şu anda bu oyunu online olarak oynuyoruz ve bu bir MMO. Öyle değil mi kaptan? Aynen. Şimdi bulunduğumuz sistemde Crusader gezegeni var, Mikrotek gezegeni var, Hurston gezegeni var ve Arkord gezegeni olmak üzere başlıca 4 tane gezegen var. Ve her bir gezegenin ortalama söyleyeceğim. Şimdi bir kiminde 4, kiminde 3 ama ortalama 3 diyelim. Ayı var, toplamda 12 tane de ayı var. Ve her birinde üsler var. Yaşanabilir durumda olan Mikrotek'in hikayesini okuduklarında görecekler. Gezegenler, Arkorp, burada terraform işlemi gerçekleştirilmiş. Herhangi bir nefes almak için atmosfer kıyafetine ihtiyacınız yok. Normal kıyafetlerini giyip gezebilecekleri bir yer. İkincisi Mikrotek, burada terraform yapılması sırasında bir hata olmuş, kaza olmuş. O yüzden kimi bölgeleri Mikrotek yeşillikken burası. kimi bölgeleri tamamen buzlarla kaplı. Bununla ilgili de Buzlarla videomu biliyorum. Videom var kaplı zaten. aynen. Hurston gezegeni yine terraform yapılmış ama Az önce hala oksijen kalktığımız. yeterince evet biraz önce kalktığımız ve şimdi tekrar aynı yerde farklı bir noktasına uçarak gittiğimiz yer. Burada terraform tam başarılı olamamış. Oksijen durumu yetersiz. Gezegenin terraformasyonda sıkıntı olmuş ve Crusader var. Crusader'da dev bir gaz küpü. Burada da uçan şehir var.
Kuruzeyir'in kendi uçan şehri. Çünkü biliyorsun gaz devlerinin merkezlerine inemezsin aşırı miktardaki Aynen. yoğunluktan dolayı. Doğrusu. Ancak dış kısmında uçan bir şehrimiz geliyor. Üstünde de Port Olisar vardır. Meşhur başlangıç noktası bütün oyuncuların. Aynen oyunun en çok sevdiğimiz ama yakında patlayacağını duyduğumuz inşallah patlamaz Hikaye yer. gereği. Evet, Peki patlatılacak. kaptan, toplamda böyle kaç tane sistemimiz olacak? Şu anda bir sistemdeyiz. Tam 120 sistem olacak. Bunların 100 tanesi bilinen, 20 tanesi de bizim keşfedeceğimiz sistemler. Keşfettiğimiz her sisteme ismini, işte oradaki aylarına ismini, gezegenlere isimlerini biz vereceğiz sistemin isminde. İstersek bu bilgileri paylaşabiliriz, istemezsek kendimize de saklayabiliriz. Kendine saklarsan, sen bir başkası gelip bulana kadar sadece senin olur. Peki nasıl bulacağız diye bir sorun gelecek, sen sormadan Yani söyleyeyim. aynen. Oyunda bilinen wormhole'ler yani bir yerden diğere sisteme geçiş yerleri hariç anonim olarak çıkan statik olmayan wormhole'ler de olacak. Bu tür yerleri de Karrak gibi, Freelancer Dur gibi, Constellation Aquila gibi Explore'a yönelik daha geniş çaplı taramalar yapan gemilerle keşfedip o wormhole'lerden geçerek bulacağız. O gittiğimiz yerlerde oyunun ilerleyen peşlerine gelecek özellikleriyle üs kurabilecek miyiz? Ben base kurmak istiyorum ekibimle, NPC'lerimle. Yani bir yerleşim, böylece toprak tutma, malum. İnsanoğlu bir yerlere benim demek ister, bayrak dikmek ister. Üs mekaniği olacak mı? Ya da sahip olabileceğimiz bir şeyler olabilecek mi oralardan? Oyunda bu durum da var. Yalnız bu durumu yapmak için ya Pioneer adlı gemiyi kullanabilmen lazım. Yani o kadar personelin olacak. Ya da bir başkasına para verip işte ben şuradaki alanda üs kurmak istiyorum. Ham madde masrafın işte üretim masrafın neyse onu vereyim. Sen benim adıma kur dediğin oyuncuların kurduğu üsler olacak. Tabii bu üslerin İki türü var. Birisi yine Yui dediğimiz insanlık imparatorluğunun bulunduğu alanda olması ya da bulunduğu alanda olmaması gibi iki durum var. İnsanlık imparatorluğunun etkisi alanında değilse herhangi bir korumanız yok. Üsleriniz üzerinde herkes saldırabilir. Sizin üssünüzü yağmalayabilir, yok edebilir. Yui İmparatorluğu alanı dahilinde bir üs kurarsanız ki bu da Yui'nin o toprak alanını satın almanız lazım. En küçük 4'e 4 kilometre karelik bir alandan 16'ya 16 kilometre karelik bir alana kadar yani 16 çarpı 16'lık bir alana kadar üsleri satın alabileceğiz. Yerleri satın alıp buralara üs kurabileceğiz. Burada benim anladığım, yanlışsam düzeltirsin kaptan. O zaman şöyle bir durum var. Eğer devletin kontrolünde olan bir bölge, üs vesaire şey yaparsak, sanırsam korsanlara karşı bir tık daha güvendeyiz ama daha fazla para vereceğiz ya da bir vergimiz var. Yani fazla bir tık daha fazla para ver, bir tık daha güvende ol ya da ben kendi savunmamı kendim yaparım. Vergi işiyle uğraşmam diyebilir miyiz? Kabaca. Diyebilirsin. Ama diğer yerde zaten toprak vergisi diye bir şey vermen gerekmiyor. Çünkü hiçbir yerin kimseye ait olmadığı için oraya direkt gidip kurulabilirsin. Ama bu tarz bir sistemde, UI kontrolündeki bir sistemde herhangi bir yerde eğer bir üs kuracaksan o toprağı satın Anladım. alman gerekiyor. Anladım. Bunu da söyleyeyim. Şey olarak değil, reel para yok. Oyun içi parayla Oyun alıyorsunuz içi para. arkadaşlar. Oyun içi para. Zaten oyun bu seviyelere geldikten sonra sanırsam reel parayla alınan gemi muhabbeti de bitecek. Reel parayla gemi satışları olmayacak. Ve bir de üzerine tekrardan basa basa söyleyeyim, hani bu oyunla ilgili en çok böyle tartışma konusu olan şey gemilerinin fiyatları, şu kadar pahalı, bu kadar pahalı vesaire. Bu işin bir sonu var. Yani bu iş bitecek. Bu oyun beta'ya geldiği anda, beta'ya değdiği anda, evet biraz yapımı uzun sürdü çünkü bir yandan oyunu yaparken bir yandan da pek çok teknoloji icat etmeleri gerekiyor. Çünkü bir benzeri yok oyunun. İnşallah da başarılı olacaklar. Beta'ya geldiği anda gemi alma olayları artık sona eriyor. O saatten sonra Beta'nın herkesin belli bir kendi emeği. noktasında dersen daha doğru olur. Evet, beta'nın belli bir şeyinden sonra. Tabii o zaman sunuculardaki oyuncu sayıları vesaireleri de baya baya artmış olacak. O zaman tabii sistem sayıları da artmış olacak. Biz şu anda oyunun hala alfa versiyonundayız. Ancak
Gerek işte deminden beri gösterdiklerim, birazdan görecekleriniz, gerekse işte kaptanın, diğer oyuncuların, kaptanın demin anlattıkları, bizim yapacaklarımız, diğer oyuncuların söyleyecekleri, sizlerin de kendi tecrübe edecekleriniz, bakın en önemlisi bu. Siz bu videoyu tekrar tekrar söylüyorum, bir ay sonra izlerseniz o zaman kapanmış olur ama bu yakınlarda bir hafta 10 günlük süre içerisinde alın oyunu indirin. İlla böyle büyük gemilerle uçacaksınız diye bir kaide yok. Tutorial videolarını izlersiniz ya da izlemezsiniz. Bir tık bilgisayarınızın sağlam olması gerekiyor sadece. Bir tecrübe edin. Farklı bir oyundur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı. Ama mutlaka Star Citizen'ı bir tecrübe edin. Hani böylece anlayacaksınız ya oyunu sevenler niye bu kadar çok seviyorlar? Hani göreceğiniz şey muhteşem bir potansiyel olacak. Evet, kendince bug'ları var. Evet, eksikleri var. Evet, oldukça yavaş ilerliyor ama güzel ilerliyor ve yapıyorlar. Bir de bunun yanında bu oyunun bir single player versiyonu geliyor. Tamamıyla online'dan bağımsız sadece arkadaşlarınızla co-op olarak hikaye oynayacağınız Squadron 42 diye ondan da bahsetmiştim. O da sanırsam 2020 yılının sonlarına doğru beta'ya giriyor diye biliyorum. Kaptan şimdi 29 km kadar yaklaştık. Sanırsam ben gidiyorum göreve. Sen şimdi gidip zaten işareti Burada takip değil edip de. olacaksın. Kripto key'i alacaksın. Daha sonra uzay üstüne doğru gideceğiz. Buradan ben sadece key'i alıp çıkıyorum. Sonrasında bu key'i Burada gidip bir yere herhangi bir takacağız. şey yok. Evet, oradaki çipe takacaksın. Anladım. Şu ana kadar bir düşman varlığına rastlamadık. Gemimizden tırsıyorlar galiba. Ondan ziyade şu ana kadar suç işleyecek herhangi bir şey yapmadık. Yani burası zaten bir üs içip alacağız. Bunu da zaten bırakılmış. Yani suç unsuru oluşturabilecek herhangi bir şey yapmadığımız için ya da böyle hani kafasına esip de bizi saldıracak bir oyuncu da yok. Buraya kadar sakin. Asıl iş bizim uzay üssünü kapatmaya başlayıp ondan sonra da 5 ila 10 dakika arasında orayı savunmamız gerektiği zaman başlayacak. NPC gelme durumu var mı? NPC oyun ve oyuncuların hepsi işte o zaman bize saldıracak. Üssü önce bir defansını yok edeceğiz. Daha sonra üsse seni sokacağız. Anladım. Tabii bu arada şöyle bir şey daha var. Sen içeride çıkmayacaksın. Sen içeride kalacaksın. FPS olarak birisi gemiden inip de biz kapıda bekleyeceğiz ama olur da içeri girip o kripto key'i çıkarmaya çalışırsa ona engel olacak. Dışarıda da o esnada çatışma yaşanacak. Gemi sürekli olarak başka gemilerin gelmesini engellemeye çalışacağız. Aynen öyle. Anladım. Vallahi kaptan dışarıda gemi çatışması varsa Seni korumaya çalışacağız orada. Ben ön taraftaki tarıtımda kalmayı tercih ederim. Çapa çapa bunun lazerlerini sıkmak çok hoşuma gidiyor çünkü. Ben yine Ya şöyle yaparız. silahımı şeyimi kuşandım ama dışarıda Ben size kalmayı, bırakıyorum. dışarıdaki çatışmayı tercih ederim. Bu arada Geminin şöyle karakteri hareket göstereyim. etmesine herhangi bir şekilde gerek yok. Ben kapıyı bu gemiyle kapatır. Daha sonra ben iner. Siz beni korursunuz. Gemiye binip tekrar çıkarız. O şekilde de yapabiliriz. Sıkıntı olmaz. Bu arada ben gençler bakın şuradan göstereyim. Menüyü buradan açıyoruz. F1'e bastım. Üstümde kıyafetim var, karakterim. Ben bu kıyafetlerin hepsini dükkana gittim. Kendim aldım. Tek tek dizdim. İşte silahımı özelleştirdim. Üzerine optik taktım. Yedek şarjörlerimi belirttim. Bunların hepsini böyle tek tek şeyin ayarlamanız lazım. Realistik size de söylemiştim. Uzay simülasyonu diye. Bu karakteri ben yarattım. Tipinden de ama armor, silah vesaire bunları da ben özelleştirdim. Yani bu oyunun bir FPS tarafı da var. Uzaydan tamamıyla bağımsız. Hani biz az önce sadece yürüdük gittik bindik ya. Okey bindik. Üzerimizde gördüğünüz o zırhlar silahlar bunlar süs değil. Bunları da kullanıyoruz biz. Bu bölümde çok fazla gösterebilme imkanım olmayabilir. Tabi yeri gelirse gösteririm ama yine bir sonraki bölümlerde veyahut da Twitch yayınlarında ya da en kötü video açıklamasına bırakacağım linklerde FPS combat olayını da göreceksiniz. Yani bir anda uzayda geçen Call of Duty'ye bağlayabiliyor. Biz bu anları çok yaşadık. Siz de indirip kendiniz denerseniz ya da herhangi bir şekilde satın alırsanız siz de göreceksiniz. Bu arada eğer oyuna 5000 USD fazla parayla başlamak isterseniz ya da şunu bir bedava deneyeyim derseniz linkleri koydum. O linklerden direkt hızlı bir şekilde başlayın. Oyunu öğrenirseniz de Star Citizen Global zaten bilgi birikimi malum. Ekip de var. Star Citizen Global'a da katılırsınız. Sanırsam geldik inişe başlıyoruz. Oo, bir de karanlıktayız ha.
Kafası sağlam olmasının faydası karanlıkta olun. Aynen. Ufak bir süt turduk galiba. Aynen. Ama yani burada Karanlık olunca hiçbir şey ya hiçbir göremiyorum şey zaten. gözük, hiçbir şey gözükmüyor yani yere ne kadar yaklaştık, yaklaşmadık. Sadece 83 metre yukarıdayız şu anda. Vallahi kaptan ben dış kameradayım. Sana yönelim veririm. Işıklar açık mı? Açtım. Muhtemelen az önceki çarpmada onları kırdım da. Hasar verdik gemimize. Bu yüzden öndeki ışıklarımız çalışmıyor. Morozlar var. Onlara dikkat edin. Şu anda aynen gördüm. Taraftayken free kamera aktif olmuyor, doğru mu? Sabit duruyor. Sabit. Taraftayken F4 çalışmıyor mu? F4 O zaman dıştan bakıyorum ama sabit. Sabit değil. Yok oynar ya. Ayarlamamışsın. Oynar o. Görüşlerini ayarlamamışsın. O yüzden. Şu arkada daha geniş bir alan var. Ben oraya ineceğim. Burası çöpten inilmeyecek. Aynen kaptan aşağısı felaket. İşte kaçakçıların bölgeleri genelde böyle. Ateş edin beyler, herkes aşağıya. Aşağıyı bir aydınlatın bana. Aynen ya çok güzel olur. Uhu. Herkes aşağıya, direkt aşağıya atış yapsın. Madem ışığımız yok, kendi ışığımızı kendimiz yaratırız. Aşağısı pislikten geçilmiyor. Bu arada kaptan arkada duvar var, daha fazla geri gitme. Yok, tamam, indim. Tamamdır beyler. Ben gidip kripto key'i alıp geliyorum. Hadi kolay gelsin Beyler, kaptan. gitmeyin. Aynen Bundan sonra ben dışarı ateşi kesin de benim kaptanı öldürebilirim. patlatmayalım. Aynen. Şimdi kaptan aşağıdan keyi aldı. Tekrardan atmosfere çıktık. Ben size gençler şöyle bir gemiyi de şöyle bir güneş vururken de göstereyim. Hem oyunun grafik kapasitesini görün. Hem de geminin güzelliğini de bir kez daha görmenizi istiyorum. Malum deminden beri karanlıktaydık. Gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Kaptan izin olursa bir gunnerlar sıksa çok güzel gözüküyor çünkü çok hoşuma gidiyor görüntü. Bir ateşleyelim ya. Birazdan aksiyonunda da göreceksiniz bu işi. Kaptan sanırsam bu arada ben içeriden kontrol ettim. Galiba kuantuma hazırız yani ışık hızını atlamaya. Aynen öyle. Tamamdır o zaman bekletmeyelim daha Beyler fazla at. ekibi de. Mermiler tükenmiyor değil mi? Enerji silahları bunlardaki tamamı. Ben öyle ayarladım. Çünkü buradaki mermiyi karşılamaya bayağı para isteyecek. Ve Evet, doldurması da kuantuma süre alacak. çıkıyoruz. Arkadaki gezegene iyi bakın gençler şimdi. Işık hızına fırlatacağız gemiyi birazdan. O nedenle enerji silahları kullanmak daha faydalı. Sanırsam ilk önce büyük zıplamayı yapmadan önce bir küçük zıplama yaptık. Gezegenin diğer tarafında kaldığı için gezegenin Ha. etrafında birinci atlama, şimdi de asıl atlamayı yapacağım. Bir düzeltme Bin manevrası yaptık yani. atlama. Anlaşıldı. Aynen öyle. Anlaşıldı. Peki oyuna yeni başlayan insanlar için aldıkları gemiyi geliştirmeleri gerekli mi, değil mi? Bunu da açıklarsan. Bana göre gerekmez. Aldıkları gemiyle belli bir miktar para biriktirmeleri daha uygun. Şu görüntüye bakar Aldıkları mısınız? gemiler çünkü başlangıç gemileri. Hani oyunun kendisi de söylüyor. Bunlar starter pack. Bu başlangıç gemileriyle sadece oyunun dinamiklerini öğrenip bir üst modele geçmeye çalışacaklar. Bir üst model nedir? Atıyorum Aurora ile başlayan birisi için bir üst model Avenger. Onun bir üst modeli Cutlass işte. Ondan sonra Cutlass'a geldikten sonra seçim geliyor. Ben ticaret mi yapacağım? Ben iş mi yapacağım? Ben iş Madem mi yapacağım diyor. yapacağım Madene vesaire vesaire. dönecek. Aynen öyle. Yok işte ben Yani salvage yapacağım diyorsan ona göre. barışçıl görevler de var değil mi? Yani illa çatışmak zorunda değiller. Ne değiller. Ve bu arada geldik görev yerimize. Büyük büyük kuantum bekliyordum. Ben galiba büyük kuantum yapmayacağız.
Aynen. Şu gördüğünüz yeşil yanan, şu anda aktif olan ne diyelim, istasyonu, radar istasyonunu iptal edeceğiz. Artık bu saatten sonra birileriyle mevzuya girme olasılığımız başlıyor. Evet, bundan önce beyler bu tarotları bir yok etmeniz gerekecek. Çünkü istasyonun tarotlarını bir hedefleyin ve yok edin. Zaten felony trespassing leave now uyarıyor bizi, suç işliyorsun şu anda diye. Aynen, ben giriş yerine doğru ilerleyeceğim istasyonun. Önce tarıtları alalım da kaptan taramasınlar. Evet, şu anda ateş ediyor mesela bize. Korsanlığımız birinci seviyeye çık. Evet, uyarı verdi yukarıdan. Bu arada gençler, şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. Uyanlardaki uzun kolların ortalarında tarotların bulunması lazım. Sizde görüküyordur tarot kısımdaki arkadaşlar da, bende gözükmez. Gemiyi dikine koyacağım. Bu sayede herkes sıkıyor bize. Gelenlere ateş et. Ben içeri gireceğim. Aynen. Yok etmeniz lazım. Bu daha başlangıç. Birazdan mevzu ağıra bağlayacak galiba. Biz burayı kapattığımız andan itibaren evet. Anlaşıldı. Dördüncü seviye korsanla hazır olacağız. Geminin pozisyonunu görüyorsun. Direktmen üst tarafı komple dışarı verdim. Alt taraftaki saldırı gelmesin diye de onu istasyona çevirdim. Üst tarotlar bu sayede 4 tarot, 5 tarot da gemiyi rahat bir şekilde savunabilecek. Geminizi tanımanız lazım. Ne yapabilir, ne yapamaz bilmeniz lazım. Ben bundan sonraki aşamada gemiyi bu pozisyonda bırakıp gidiyorum. Evet gençler, kaptan istasyona girdi. Gerekli işlemleri yaptı. Ben de tarıta geçtim. Bu saatten sonra artık düşmanın gelmesini bekliyoruz. Şu ana kadar sakin ama birazdan gelirler diye düşünüyorum. Kaptan, içerideki işlem bitti galiba. Bitmedi. Son iki dişimiz kaldı. Anladım. Bu diş kaldıktan sonra da 7 dakika ile 5 dakika mı 10 dakika mı neyse, tam hatırlamıyorum süreyi, burayı korumamız gerekecek. Anlaşıldı. NPC'ler, oyuncular gelecek. Anlaşıldı. Valla gelirlerse kapışırlar. Yapacak bir şey yok. Şu anda ben tarıtı kontrol ediyorum. Kaptan içeride hackleme işlemini yapıyor. Görevin gerektirdiklerini. Bu bittiğinde hepimiz 15 binlik bounty'ye sahip olacağız kafamızda. Oo, maşallah. Direkt hapis. Eğer ölürsek. Bizim için öyle. 6 personel var. 6 personelden 15 bin, 90 bin para kazanacak öldüren. Çok iyi para. Bu oyunda genç, bu arada gençler, bu oyunda hapis de var. Yani şimdi biz işlediğimiz suçlardan dolayı, eğer bu suçları silmeden, bunun bir silme yöntemi de var. O işlemi uygulamadan eğer ölürsek hapse düşeriz. Yani taş falan kestiriyorlar, süre bekletiyorlar. Kim saldırıyor? Biri geldi. Koruma. Biri geldi. Onun yani dışında da açım yok, eğer açım bu yok. Süre dahilinde bizi hapse girmeden önce oyuncular öldürürse, tabii Kaltuan'ın tam önümde alan, aldık. Onlar aldık. 90 bin kişi puan çok alacaklar. Güzel. Tam önüme düştü. Artık benim sıktığım mermiye mi gitti, başkasına mı gitti bilmiyorum ama iyi oldu. Gelsinler ya. Bir süre daha buradayız değil mi kaptan? Savunacağız mecburen. Aynen öyle. Aynen. İyi vallahi, çok güzel oluyor. İyi. Çatapatı gösteriyoruz. Ben buradan savunacağım, içeri girip kimse kapatmasın diye. Siz de oradan gemileri daha önceden patlatmaya çalışın. Vallahi güzel. İşlem tamamlandı. Sistem akses gerçekleşti. Yukarıdaki tarıt benim. Birazdan sağ üst dönüyor. Kısmınızdaki Wi-Fi işareti gidiyor. Disconnect yaptım. Evet, İşlemi onayladım. Evet.
Şu anda gördüğünüz gibi bundan sonra burayı korumamız lazım. Yine hala bizi korsan olarak görebiliyor değil mi oyuncular ve NPC'ler? Aynen öyle. Görevimiz burayı korumak. Bu arada bizim geminin alt tureti boş herhalde değil mi? Görev tamamlandı mı? Bakalım. Tamamlanmış olması lazım görevin. Evet, şu andan itibaren paramızı da aldık. Biraz daha kalacak. Ondan sonra buradan geçeceğiz. Temizlenecek taret var mı? Orada bir tane bir target var benim önümde ama. O şeyin taraftarı. Neyin taraftarı? İstasyonu. İstasyonun taraftarı. Sıkan mı bunlara kaptan? Sık parçala. Benim açık. Zaten sonra korsanız. Benim açı kurtarmıyor ama olsun. Aynen tam şeyin arkasında kalıyor ya. Geldi mi? Gemi geldi. Gemi geldi. Tekrardan. Tekrardan çatışma çıktı. Tam üstünüzde. Tam üstünüzde. Şu an benim açım almıyor. Var bir tane. Patladı. Patladı. Benim açı kurtarmıyor. Gemiyi sabit. Ben içeriye gelmeye başladım. Bizim gunner'lar aldı. Bu arada kaptan gelmeye çalışıyor. İçeriye çekildi. Dışarıya gemi gelince. Gelen gelene mübarek. İki etti bu. Burada kaldığımız sürece devamlı gelecek bunlar. Biz bir an önce şu daha korsanlıktan bir atalım. Çok gelecekler. Vallahi kaptan bence... 90 bin yiyecek para var. Bırakmayalım ya. Gelsinler ya. Güzel oluyor sen böyle. Sen bilirsin bu gemiyle hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi bir dakika bir şu gemiye bir girebilirsin. Aynen kaptan sen gemiye geri dön de biz bekleyelim. Gelene sıkalım. Bayağı sağlam gemi çünkü. Ekibi de topladığın zaman güzel oluyor. Süren sıkamıyor. Süren sıkamaz. Bu öyle bir gemi değil. Burada ha. Pilotun görevi ayrı. Kaptanın görevi ayrı. Tamam ben pilot... Geldi. Devre alabilirim. Erkan. Abi. Açı arıyorum. Birileri var. Sol önden sol üstte gitti. Gitti. Arkadaş. Hallettim. Gelen uçuyor, giden uçuyor yalnız. Hiç ben dış kamerada ya. Bekleyeyim en iyisi ya. Çatapatı göstereyim yani. Bir dahakine sana bırakacağız. Aynen bir bırakın da biz de bir patlatalım be abi. İki tane screws patlıyorlar ya. Aynen. Hamur et bu ya. Acımaz. Şimdi kaptan bu saatten sonra bizi buradaki görevi artık bitirdik değil mi? Bitirdik. Bundan sonra yaptığımız her şey bizim suçumuza saat olarak ekleniyor. Evet. 16 saat, 24 saatlik cezalarımız olacak. Öldüğümüzde eğer öldürmeyi başarabilirlerse. O başaramaları için de bizim bu korsanda kurtulmamız lazım. Susuzluktan öleceğiz. Acımızdan susuzluğumuzdan öleceğiz. Susuzluk, herkeste susuzluk arttı. En hani, güzeli bak. Hırsına gidelim. Şu üstümüzdeki korsanlığı bir sildirelim. Ondan sonra bu görevi ya da daha güzel görevleri tekrar yapabiliriz. Tabii bu görev kolay çıkan bir görev değil. Ve ekip isteyen bir görev. Ama ekip, bunu yapmak için... Ekip ve bu gemide de bayağı kolay oldu. Öyle tabii canım bu... Her türlü küçük gemiyi... Havada karada yer. Ben harekete geçtim. Bundan sonra bizi yolda yakalamak zorundalar. Security posta gidiyoruz. NPC'lerle çip olmayana çip veririm. NPC'lerle bir mücadelemiz olur mu? Şu anda zaten üst basacağız. Bir ön ne diyelim ön karakolu basacağız. 6-7 tane NPC öldürüp. İşime gelir. Oradan da suç kaydımızı sildirmeye gidiyorsun. Sistemlerine ekleyeceğiz. Güvenli. Aksiyon istiyorum kaptan. Beyler ufak gelirse bana bırakın. Suçumuzu sildireceğimiz mekana geldik. Aşağıyı tarıyoruz. Tarıt marıt vesaire hiçbir şey bırakmadık. Aynen. Şeyi de indirdiler de gemiyi de artık. Fatma beni de açabilir misin? Ben tarıptan ineyim artık.
geminin motor odası. Bu Erkan. Yatakhaneye geldik. Kim o yiyecek isteyen? Ben abi, benim %12. Gel. 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 Bu hapishane kıyafetli olan kimdi? Benim. Muhammed gel. Arkanda. Yeni çıktım abi. Koşma arkanda. Koşmayın beyler, sakin olun. Gelin. Gelin oradan değil, buradan. Gelin. Efe sabit. Görüyor musunuz? Siz burundan atlamak mı istiyorsunuz aşağıya? Gelin arkadan direkt hangar kapağından inelim. Toplu iniş yapalım. İçeri gireceğiz zaten. İçeride bir çatışma var galiba. FPS çatışması olur mu? Var var. FPS çatışması var. Beni git takip edeceksiniz mi? Yok. Tamam git abi sen. Kimse gelmedi. Ben de onu diyorum ya. Patla Efe. Işık ha, tamam buradan. Herkes açıldı. Silahlarını çıkarsın. Hadi arkada, bakalım. Arkada. Call of Duty'ye bağladık. Aynen. Bakın bir bunda özellikle Efe sana söyleyeceğim. Friendly Fire olayı var. Birbirinizin önüne geçeni kesmeyi vurmayın. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Köşelerin arkasına dikkat edin. Direkt vuracaklar. Tamam. 3 tane leşimiz var. Burada garanti. Gelmeyen kim kaldı? Silahını ilkini ben alayım. Tamam. Hapishane kıyafeti. Muhammed. Mapus'tan yeni çıkmış. Mapus'tan yeni çıkmış. Tamam iniş yapalım. Muhammed en arkada kal. O maden silahıyla kimseye vurma. Ben artık cesetlerden silah alacağım. Ben çıkmayayım. Yavaş, sakin beyler. Öyle counter oynamıyoruz. Sağlam vuracaklar Efe. Dikkatli ol. Kim yatırdık o? Birini. Dur ben arkaya geçeyim de siz devam edin. Tamam bir tanesi yattı. Sağda sağda sağda. Bakın bir saniye bir saniye bir saniye. Çok hareketlisiniz. Herkes olduğu yerde sağ sol yapıp durmasın. Özellikle sol arkadaki, sağ arkadaki kim bu turuncu kafalı? Kasklı olan arkadaş. O çok geziniyor. Birazdan ölecek. Sol tarafı kontrol ediyorum. Aynen. Ama ben görüyorum. Sol şu an için temiz. Ben yavaş yavaş diyorum. Sağ tarafı kontrol ediyorum. Sağ temiz. Set neredeydi abi? Sağ temiz gelin. Evet gelin sola doğru. Ben dedim Efe yaralandın. Bak önüme geçme. Ateş edenin önüne geçmeyin. Gelin. Arkasına, İbrahim gel. Arkası merdiven. Efe neredesin? Merdivene gelin bakıyorum. Beyler. Erkan gel. Gelin abi de benim tamam solu al. Yemedim. Buğra sağa hemen dönüş yapıyorsun. Hemen arkası. Alıyorum. Şu devam an için temiz. Önüme geçme, önüme geçme, önüme geçme, önüme geçme. Kimse kimsenin önüne geçmesin. Öncüler önden gidecek. İki kişi devam edin. Birini sağa, birini sola alın. Şu an için temiz. Sol sende İbrahim, sağ sende Ömer. Bekleyin. Buğra. Bekleyin. Bekleyin, 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 bekleyin. Temiz. Yukarıdan vurmuşuz. Gel. Pozisyon alsın herkes. Artçı arkaya bakarak gel. Ters geleceksin sen. Arka arka geleceksin peşimizden. Bize bakacaksın. Bize bakarak geleceksin. Diğerleri ortadan öncüleri takip edecek. Öncüler sol sağ ilerle. İlerliyorum evet. Bekleyin. Şu an için hala temiz baktığım yön. Boruların tamam, arası. Tamam gelin. Gelin. Tamam Buğra.
İbrahim girin. İki taraf da soldan girecek. Solları takip edin. Gelin. Odanın içerisine, odanın tamam. içerisine dönüyorum. İbrahim ilerle. Temiz. Temiz. Tamam, son oda. Temiz, her yer temiz. Temiz abi. Tamam, ben temizliğe başlıyorum. Merhaba, bir daha şey atabilir misin yiyecek? Bir de sunucu odası var. Yedin mi onu? Hayır, bir bagamaga falan girdi. Elimde kaldı, sonra atmak zorunda kaldım. Bilmiyorum ne oldu. Geleceksin, nereye koydun? Atmak zorunda kaldığını da söyleseydin biz alırdık ya. Yalnız kapıyı tutan yok, kapıyı tutan yok. Bak, sesi duydunuz mu? Duydum, bir kapıyı tutan yok. Kapıyı tutun beyler, artçılar. Artçılar her zaman en son gelinen noktada kapıyı tutar. İkinci patlama. Mermi sesini beyler, duyuyorum. NPC'ler ya da oyuncular geldi. Ben kriptoyu başlatıyorum. Üçüncü patlama. Tutun kapıyı. Kapıdayım. Gemiyi vuruyorlar. Aynen, gemiyi patlatacaklar. Sıkıntı değil. Burayı temizledikten sonra bir kaçış yaparız. Bizim arkadaşlardan gelir biri bizi alır. Mühim olan kimse ölmesin. Kriptolar temizlenene kadar kimse ölmeyecek. Herkes önümde pozisyon alsın. Önüme geçmeyin, beyler, önüme geçmeyin. Muhammed geri gel. Şarjörün yok. En arkaya geç. Muhammed en arkaya geç. Buraya gel. Benim olduğum yere gel. Kriptoya gel. Tamam. Efe sen arkada kal. Abi, Efe, buraya gel. Efe buraya gel. Efe buraya gel. Sağ öne al. Sağ öne al. Şu duvardan geleni alacaksın çaprazlama. Buğra tamam, yerin güzel. İbrahim neredesin? Nerede? Efe yanlış şey yerdesin. Efe benim olduğum yere gel. Bak zıplıyorum. Bak gördün mü beni? Bu köşeyi al. Çaprazdan gelen şu karşılık aralık senin. Buradan düz karşı aralık senin. Geleni alacaksın. İbrahim yerin neresi? Abi bak tam solda şeyde kapıyı kes. Tamam, herkesin pozisyonu güzel. Kripto temizliyor. Sırayla bu işlemi yapacağız. Gidenin yerine diğeri gelecek. Herkes pozisyonunu korusun. Uçaklar uçuyor. Şimdi bizim görevimiz bu suçu temizlediğimiz zaman bitiyor değil mi? Aynen. Operasyonumuz tamam. Bitiyor. Tamam kaptan. Bunun benim karakterini suçu temizlemesek de olur. Sıkıntı yok. Önce arkadaşlar bir temizlensin. Bizim gemiyi patlattılar ama içeri girmeyi niyetlenmediler. Sanırsam... Patlattıklarını pek sanmıyorum. Biz kapıyı açık bırakıp geldiysek alıp gitmişlerdir. O da olabilir. Şey ama Hammerhead'i görünce belki içeride kalabalık bir ekip olduğunu düşünüp girmemezlik yapmış olabilirler. Gemi duruyor belki. Ya. Kimse almadı. Nereden biliyorsun durduğunu? Gözüküyor. Doğru. Evet doğru. Ama uçaklar hala uçuyor. Onu duyuyorum ben. Onları ben duymuyorum. Onlar kesildi şu an. Ben de duymuyorum. Son aşamadayım. Kriptokey'i bırakacağım yere. Ben bir deneyeyim tek bakayım. Tek alabiliyor muyum? Bekleyin. O daha bitmedi. Benimki bitmedi. Orayı şey yapmayın beyler. Ben yere bir tane bırakıyorum. Kriptokey'i şimdi böyle yapılıyor. Herkes tek tek mi yapacak abi onu? Herkes tek tek yapacak. Başka şansımız yok. İki sırayı belirleyelim de sıra sıra yapalım. Şimdi... Aynen. En son ben yaparım. Benden yanına sıkıntı. İbrahim'den sonra da yapabilirim. Ya yiyeceği açlığı susluğu az olan yapsın bir an önce. Yani. Ben yapmasam da olur zaten fark etmiyor. Kaptan. Ben yap. En son beni yapalım. Bu arada gençler... Tamam. Ben bu videoyu artık burada bitiriyorum. Malum bu saatten sonra sadece bekleyeceğiz. Gelmiyorlar. Gelmelerini bekledik ama büyük ihtimalle kalabalık olduğumuz için gözleri yemedi. Çünkü orada bir hemret var. Aşağıda rahat 6-7 tane adamın olduğunu farkındalar. Ekibe de çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince aksiyon yapmaya çalıştık ama biraz fazla, bir tık fazla güçlü olduğumuz için 3-4 gemi geldi. Arada NPC'leri kestik ama iyi oldu. Yani uzay savaşı, ekip mücadelesi, ortak görev ve FPS'i göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.